3. Trakya Kamp Karavan Fuarı. Tabii fuara karavan sektöründen birçok firma geliyor. Sakarya'dan bir firma gelmiş, Kars'a. Biraz sonra size tanıtacağım. Bu karavan tuvaletlerindeki kimyasallar, yani tuvaletteki pis kokuyu gideriyor. Aynı zamanda katı atığı parçalıyor. Biliyorsunuz bununla ilgili şimdi marka vermeyeyim. Uluslararası Avrupa'da bu tür firmalar var. Bir tür koku giderici, yani pis kokuyu, karavanın tuvaletindeki pis kokuyu gideriyor. Sakarya'da bir firma yeni bir karavan koku giderici, tuvalet kimyasalı üretmiş. Hadi ben lafı çok uzatmayayım, şimdi hemen firmaya gidelim. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, merhabalar, fuara hoş Merhabalar. geldiniz. Teşekkür ederim Ercan Bey. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Burak. Sakarya'dan geliyorum. BFS Kimya, Karsa'nın şirket sorumlusuyum. Karavancılıkla ilgili değişik plastik parçalar üretme üzere kurmuş olduğum firmam da var. 3 yıldan beri Türkiye'ye plastik parçalar imal ediyorum. Karavan firmalarına toptan. Bunun üzerine biz 3 yıldan beri düşünüyoruz aslında bu işe başladığımızdan beri. Ürünün Ar-Ge'si 2 yıl sürdü. Yani bununla ilgili bir formülasyon da yok, bir patent de yok. Tabii zorlu bir süreç oldu. En sonunda başardık. Parçalayıcılığını, koku gidericiliğini en üst seviyeye çıkardık. Yani Avrupalı muadillerinin birebir aynısı oldu. Hatta daha iyi bir dem oldu. 30 güne kadar biz koku, güneş altında koku önleyiciliğini başardık. Ve müşterilerin ilgisine sunduk artık ürünü pazar yerlerine. Peki sizin geçmişinizde bu kimya ile ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Yani bunu herhalde kimya mühendisleri çözmüştür, çalışmıştır. Sonuçta karavanlarda da önemli bir konu bu. Koku giderici, tuvaletlerdeki kimyasal Karsa. Bu tabii koku önleyici, atık parçalayıcı, klozet temizleyici okuyorum. Karavan, tekne, Evet. mobil tuvaletler için. Doğrudur. Lavanta kokulu. Böyle 1 litre. Geçmişte bununla ilgili var mı bir tecrübeniz, bir çalışmanız bu kimya ile ilgili? Şimdi benim bir ortağım var kimya sektörü üzerine. Fatih Bey. Beraber ortağız. Kendisi kimya mühendisidir. Tabii kendisinin bir okul arkadaşı da var. Okumuş, profesör olmuş. Kimya profesörü. İkisi beraber çalıştılar bunun üzerine. 2 yıl boyunca Ar-Ge yaptılar. Gerçekten mühendis de olsa şey de olsa zorlandılar bu konuda. Ama en sonunda başardılar yani. Yani tahsilliler yaptı bunu. Alaylılar değil, öyle söyleyeyim size. Peki bunu piyasaya şu anda sürdük mü? Daha hala tasarım aşamasında mı? Anladığım kadarıyla herhalde yavaş yavaş sektöre, piyasaya girdi bu ürün. Karsa bu şekilde. Başka çeşitleri olacak mı? Yani koku olarak, renk olarak. Bir de şu şeyi az önce ben gördüm. Şurada bir ölçek de var. Öyle mi? Evet. Bunu ne kadar kullanacaksanız karavana o kadarlık şuradan sıkarak herhalde, değil Hemen mi? Bir gösteriyorum. gösterelim oradan. Şimdi sadece bu kapağı açmamız yeterli. Tamam. Buradan sıkıyoruz ve ölçeğe dolduruyoruz 100 mililitre. Tamam. Sıcak havalarda 100 mililitre olarak tavsiye ediyoruz. Bitti. Bir daha buradan döküyoruz. Hiç el bulaştırma yok. Kapak, Ölçek yok. kapağı dökme, ölçeklendirme yok. Kendi şişesinin içinde yapıp deviriyoruz tankın içine. Bitti olay. Gayet pratik oldu. Peki 30 gün dediniz ki karavanda koku olmuyor. Bunun tabii koku göreceli bir şey. Kimine göre az kokar, kimine göre çok kokar bu işte. Hani bir garantisi var mı? Tabii denemek lazım. Tabii ben de bir karavancı olarak Avrupa marka ismini vermeyeyim de muadil olanları Evet. denedik ama tam o Avrupa şeye tutmadı tam. Yani yine kokuyor. Tam parçalamıyor. Herhalde siz buna birazcık da malınıza güveniyorsunuz. Denemekte fayda var. Peki nasıl ulaşacağız? Bunun fiyatı ne kadardır? Şimdi Albert Einstein dediği bir söz var. İnsanların ön yargısını parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur diye. Biz bunu yaptık. Takdiri tabii millet, kullanıcılar verecek bunun takdirini. Biz parçaladığını gördük. İlk kullanıcısı bunun Gökhan Bey. Gökhan Bey de tasdikledi parçaladığını. Şimdi biz bunları pazar yerlerine koyduk. İşte Trendyol'da hepsi buradaydı. 320 lira gibi bir fiyattan koyduk. Gayet makul bir fiyat. Avrupalı Satışa çıkardık. muadillerin fiyatı ne kadar? Avrupalı muadillerin fiyatı 750 liradan başlıyor. Yarı yarıya mı şu an? Tabii, yarı yarıya. Yerli malı yani, vatandaş Kesinlikle. kullansın bunu. Kesinlikle. Yerli malı.
%100 memnuniyet garantisi veriyoruz. Yani açık olması, kullanmış olması hiç fark etmez. Bunu bana yapma desin, yani geri yollasın bana ürünü. İnternetten ama, gene bu sitelerden alacağız. Tabii sitelerden alabilirsiniz. Google'a yazdım zaten çıkacak artık. Google'a yayılacak bu ürün. Pazartesine itibaren her yerde görünmeye başlayacak. Bugün günlerden ne? 18'i mi bugün ayın? 18'i. 20'sinde artık her yerde piyasa olacak. Piyasada olacak bu ürün. Güzel oldu. Şişesi pratik oldu. İçeriği çok güzel oldu. Bir koklarsanız zaten sizde koku olarak Avrupalı muadilini anımsarsınız. Koku göreceli bir şey. Yani tabii. Gerçekten birisine çok kokar, pis kokuyor der, kullandım der, nasıl söyleyeyim, iyi değilmiş der. Ama bence denemekte fayda var. Bir Türk girişimci olarak, Türk mühendisler de böyle bir şey geliştirdiyse niye paramız yurt dışına gitsin? Bu bile milli ekonomiye bir katkı. Ben sizi tebrik ediyorum. Bu işte emek sarf eden kimyagerleri tebrik ediyorum. En azından ülkemiz için güzel bir girişim. Tüm karavancılara, tekne kullanıcılarına da Kars'a ve Avrupa'daki muadillerinin yarı yarıya fiyatı. Bir denemekte fayda var. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hem bize bilgi verdiğiniz için. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.